Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda sizlere Hollanda'daki büyük motorların fiyatlarından bahsedeceğim. Büyük ve tabii ki ikinci el. Şu anda karşımızda Ducati Panigale var. Hemen ondan başlayayım. Şöyle fiyatı göstereyim size. 28.690 euro. 1600 kilometrede ve 2019 model ama girince direkt insanı gözüne çarpıyor. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup zili açarsanız çok makbule geçer. Çünkü izleyenlerin çoğu abone olmayanlarmış. Abone olursanız bana büyük destek vermiş olursunuz. Teşekkür ederim şimdiden. Şöyle etraflarında gezelim motorların. Bu da Panigale V4 S modeli 26.990 euro. Rahmetli altın elbiseli adam da böyle bir Panigale kullanıyordu. Allah rahmet etsin. Burada yine aynı model 26.990. Bunlar aynı. Çok detaya girmiyorum. Kilometreleri, yılları falan filanları farklı. Şöyle devam ediyorum. Ama bayağı güzel motorlar yani. Bakınca şöyle. Yani Türk lirası ile 26 bin liraya bunu alabildiğimi düşünsem bayağı şık olur yani. Burada Kawasaki ZX10R var. 17.690 euro. Tabii ki canavar gibi bir motor. Çılgın bir motor. Burada fiyatı yazmayan motor. YZF R1 var. Bu 2009 model, 34 bin kilometrede. 8.690 euro. Böyle farlar, bakışlar fena. Şöyle konsolla göstereyim. Çok şık motorlar gerçekten. İnsanın aklını çeliyorlar. GSX-R 1000 var. 16.490 euro ve 55.390 kilometrede. Şöyle devam edelim. Honda CBR 1000 RR. 17.990 euro. 1600 kilometredeymiş. Bu da YZF R1 60. Ne atan bilmiyorum. 20.000 kilometrede. 15.990 euro. Gayme R1. Şöyle yandan çekelim. Burada gördüğünüz gibi BMW S1000 RR'ı atmışlar araya. Hiç böyle önemsiz gibi. 16.690 euro 1000 RR. S1000 RR. Gördüğünüz gibi makine dehşet. Hiç böyle kalabalık ya, adamlar hiç önemsememiş yani. Ama şuna hasta oldum yani. Bu bayağı güzel. Şurada başka modeller de var, onları da göstereyim. Kawasaki Ninja H2R. H2 karbonmuş. 28.490 euro. Yani buranın en pahalı motorlarından biri bunlar diye düşünüyorum. Çünkü full karbon. Kawasaki. Tabii bizim sevdiğimiz motorlar, Dükler var. Benim hasta olduklarım. Mesela KTM Dük 1290. Super Dük R ABS. 15.290 euro. Mesela burada da o kaç kilometredeymiş? 12.000 kilometre. Bu 8.000 kilometrede, 2019 model, 16.000 euro. Ama yani kocaman ya, dehşet yani. Bana doğum günümde bunlardan bir tanesini alabilirsin. Önce Harley'ini bir eskit de. Aynen, Harley'i de yavaş yavaş eskitiyoruz. Dük 1290, bu 2014 model, 41.000'de 10.000 euro. 1290 yine Super Dük, bu aynısı zaten 16.000'de. Şu ilgimi çekiyor. Bundan alabilirsin. Bak şimdiden söyleyeyim. 1290 GTR ABS. Bu GT olanı daha tur versiyonu. Yani granajdan da anlaşılacağı gibi. Cam falan var önde. Bunlarda cam yok. Bu güzel. Bunu beğeniyorum. 27.000 kilometrede 13.000 euro. 2016 modelmiş. Bu da 0 kilometre 16.990 euro. 24 ay garantili. Bayağı güzel. Yine bunlarda geçenki videoda bahsettiğim gibi taksit mevzuları da vardır. Böyle bayağı uygun taksitler yapıyordurlar muhtemelen. Şurada yazıyor mesela 20.000 euro aylık 250 euro ile 25 sene herhalde öyle bir şeydir. Yoktur o kadar. Bakalım. 2009 model 4.000 kilometrede aşağı yukarı 250 euroya düşünsene, 250 TL'ye bunu alıyorsun. 6-7 sene aynen. Burada 6-7 sene okey, mesela bu satılmış. Bunun üzerine sticker yapıştırmışlar. Yani satılmaz mı abi, şunun güzelliğine baksana ya. Şunlar daha yeni tabi, ekranlı falan. Bunları da çekmeden gitmeyeyim. Triumph'lar da var. Scrambler 1200 XC 14.000 euro. Burada 270 euro aylık ödemeyle alınabiliyormuş. 2020 model 5.000 kilometrede. Ne olduğunu da göstereyim şöyle, tipi falan farklı. Gerçekten klasik. Bunlar da ilgimi çekiyor bir yandan ama tabii yani şu varken de buna şimdi kim para verir der insan. Biraz da diğer markaların naked'larına bakalım. Suzuki GSX S1000R 1000A 13.000 euro. Şöyle yandan gösterelim. Çılgın agresif motorlar. 13.190 euro. Aylık 170 euro ile alabiliyorsun. Bayağı komik fiyatlar.
şuna bayılıyorum. Şu tipe baksana ya. 13.790 euro. 2017 modelmiş. 16.000 kilometrede. Ama kalıplı yani. Baksana örümcek ağa bağlamış. Adamlar ne kadar sallı şey yapmıyorsa, ne kadardır duruyorsa. Akrapovic ile birlikteymiş bir de bu arada. Garip. Honda CB1000R 12.000 euro. 160 euro aylık ödeniyor, alınıyor, biniliyor. Ama şimdi Honda mı, BMW mi yani? Ne kadar aynı neredeyse yani. 1000 euro daha verip BMW'sini alırdım yani. Triumph Speed Triple 37.000'de, bu biraz yaşlı, 2014 model. 9.000 euro. Şöyle gidelim. Triumph'lar var bolca. Elinde millet olan satmış, okutmuş yani muhtemelen. Burada da var. Kawasaki Z900 9.000 euro. Z900 yine 35 kW. Yani bu burada A1 ehliyet oluyor sanırım. Ya da A2 ehliyet oluyor. Ona uygun. Motor hacmi sanırım limitlendirilmiş. Ama 900 cc. Bunu alıp kullanabiliyorlar. Türkiye'de de sanırım aynı kurallar geçerli. Artık Avrupa Birliği muhabbetinden dolayı. Böyle arkadaşlar. Sizler için büyük motorları çekmeye çalıştım bu videoda. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Instagram ve Facebook'ta da beni takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.